Doğukan Çorlu Belediye Spor Kulübü. Evet sevgili izleyiciler, Çorlu Belediye Spor Kulübü. Çorlu Belediye Spor Kulübü sporcusu Doğukan. Sporcusu. Genç onu da sporcu. Bir kez daha aktaralım sevgili izleyiciler. Ve şimdi bir dakika alana gir. Bir dakika bir kulağı kutlu maçı. Cesur Turgay'ı yanımıza alalım. Sevgili Cesur, bu gece knockout'la müsabakayı kazandı. Muhammed Suşan'ı knockout etmişti. Nasıl bir maç bekliyorsun? 18 yaşında bir kickboksör var şu anda ringde. Şu an maç başlamadığı için bir şey diyemiyoruz ama bu 18 yaşındaki çocuk tabii daha fiziği güçlü bir sporcuya benziyor. Evet, daha güçlü. Aynı soruyu size de sormak istiyorum sevgili Cesur Turgay. Aralarında 40 kilo fark var. Bu etkileyici değil mi? Tabii etkileyici. Şimdi zayıf olan seri dövüşür, öbürü biraz ağır dövüşür. Kilolu olanın yumruğu tabii ağır basacak. Evet, çok sert ve hızlı başladı müsabaka. Birinci rounddayız. Hakem Salih Demirdelen uyardı sevgili izleyiciler İranlıyı. Sağlı sol yumrukları devam ediyor. İranlı kickboksörün şimdi tam da önümüzde müthiş bir müsabaka var. 40 kiloluk bir fark var iki kickboksör arasında ama Muhammed'in ilk maçı olmasına rağmen daha başlar başlamaz Şahin Rastika'nın darbeleri karşısında dayanıklı bir şekilde ayakta kalmayı başarıyor. 18 yaşındaki bu genç kickboksör ilk müsabakasında zor bir rakiple karşı karşıya. Erkan Barol gerçekten de çok zor bir rakip çıkarmış. Şahin Rastika'nı çıkarmış karşısına sevgili izleyiciler. Doğukan güzel kaba ağaç, bakalım ne yapacak. Yine sağ solda yumrukları var. Kendini geri çekti İranlı. Birinci aldığım yarısına geldik. Gayet dayanıklı Doğukan ama İranlı'nın etkili vuruşları da devam ediyor. Şimdi bir sağ kroşe. Dış eldivenle bir vuruş denedi Doğukan. Destek var çarşıda. Saatler 12 oldu neredeyse sevgili izleyiciler. İnanın meydanda inatsanız yere düşmeyecek bir kalabalık var. Tekirdağ'da Şarköy'de müsabakalara çok büyük bir ilgi gösterdiler. Cumhuriyet Meydanı'nı doldurdu. Trakyalılar sevgili izleyiciler, öyle görünüyor ki bu organizasyon Tekirdağ'ın Şarköy'ün tanıtımına, kickboksun tanıtımına büyük bir katkı sağladı ve devamı mutlaka gelecek gibi duruyor çünkü Şarköylüler bu olayı çok sevdiler. Maçın başladığı andan itibaren saat 21.30'dan itibaren ki öncesinde de alt maçlar vardı. Bir an olsun müsabakaları izlemekten vazgeçmediler. Cumhuriyet Meydanı hiç terk etmediler. Bu arada sevgili izleyiciler, yine sert darbeler var. Araya girdi Salih Demirdelen ve şimdi bir sağ kroşe geliyor. Bu sağ kroşede Doğukan köşede. Birinci rauntta son 10 saniye içindeyiz. Zor bir müsabaka. İlk defa ringte olan Doğukan için sert bir rakip var ringte. Kendisinden boy olarak da biraz daha uzun ve ama kilo olarak da ciddi olarak bir farkı var. Şahin Rastika'nın birinci raunt sona erdi sevgili izleyiciler. İranlı köşesine gidiyor Rastika'nın ve Doğukan güzel ağaçta yine köşesine gitti. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum sevgili Ersan Turan. Bu kadar kilo farkı olmasına rağmen Doğukan'ın ayakta kalması ve mücadelesi benim hoşuma gitti. Evet, İranlı sporcu 40 kilo fark var ama kuvvetli ama çok teknik bir sporcu değil. Doğukan da gelecek vadeden bir sporcu gördüğüm kadarıyla. Daha böyle vurduktan sonra yanlara çıkarak dövüşürse veya yana çıkarak vuruşlar yaparsa bu maçı kazanabilir karşısında durmadan. Ve sürekli hareket etmesi lazım. Evet sevgili izleyiciler, bakalım gerçekten de böyle bir durum oluşacak mı? Kolay değil tabii ki.
Ama ilk roundda yine de etkileyici darbelere rağmen ayakta kalmayı başardı. Doğukan güzel kaba ağaç. Şimdi ikinci round başlamak üzere. Ring hakemi Salih Demirdenen İranlıyı ortaya çağırdı. Cengiz Bank ringin kenarında tenis annesinin sürü bu arada ikinci roundda başladı. Kenarda İranlı resmen antrenör tarafından duş aldırıldı sevgili izleyiciler. Evet. Duş alıp geldi resmen. Şu anda İranlı'ya bir uyarıda bulunuyor Salih Demirdenen ve ikinci roundda sert bir tekme. Bu arada Muhammed arkasını döndüğünde, lastikten arkasını döndüğünde bir tekme çıkardı. Doğukan güzel güzel kabahat. Biraz tepki oluştu. Şu anda İranlı köşeye gitti. Ve Doğukan şimdi sağ solunluklar vuruyor. Sağ solunluklar ve çok sert, çetin bir müsabaka oluyor gerçekten de. Doğukan da çok sinirli. 18 yaşındaki genç kickboksörümüz Doğukan güzel kaba ağaç köşesine gönderiyor şu anda. Rastikan'da köşesinde İranlı diğer köşede ve hakem Salih Demirdenen şu anda köşelere bakıyor ve boşaltılmasını istiyor. Yani müdahale edilmemesini istiyor kenardan. İranlı'nın kondisyonu düşmeye başladı tabii ki. Kilo evet. Var. Ciddi bir kilo var hem de. Bu nedenle kondisyonu düşmeye başladı. Şimdi Doğukan tabii ki gelen yumrukları karşılayabilirse etkili olabilir. Çünkü İranlı'nın kondisyonu yavaş yavaş tükenmeye başladı. 40 kiloluk bir fark var arada. İki kickboksör arasında şu anda Doğukan vuruyor. İranlı defansa çekildi. Sevgili izleyiciler, Doğukan güzel kaba ağaç ve Rastikan arasındaki müsabakada Tekirdağ'da Şarköy'de müthiş bir destek var. Doğukan güzel kaba ağaça 18 yaşında evet sevgili izleyiciler devam ediyor. İranlı devam ediyor ve Doğukan ilk maçını kazanıyor sevgili izleyiciler. İlk kez ringe çıktı. 40 kilo fark vardı ama Doğukan güzel kaba ağaç müsabakadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Gerçekten de tebrik etmek gerekiyor. Çok zor bir maçtı. İlk maç olmasına rağmen böylesine ciddi bir kilo farkına rağmen müsabakayı kazandı. Ve galibiyetin sürücünü tutuyor. Doğukan güzel kaba ağaç müsabakadan technical knockout'la galibiyetle ayrılmayı başardı. Evet, çok güzel bir gece oldu. Trakya'da, Tekirdağ, Şarköy'de harika müsabakalar izledik. Önümüzdeki hafta sevgili izleyiciler Kars'ta olacağız. Ve Bülent Gönen, Erkan Barol organizasyonuyla sizlerle birlikte olacağız. Şu anda müsabakayı kazanan Doğukan güzel kaba ağaç tebrikleri kabul ediyor. Sevgili izleyiciler, galibiyetle ayrılmayı başardı müsabakadan ve technical knockout'la Doğukan güzel kaba ağaç müsabakadan galibiyetle ayrılan taraf oluyor. Doğukan müsabakayı kazandı. Sevgili izleyiciler,